Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok güzel bir örgü modeli ile karşınızda olacağım e, Bu yapacağım örgü modelini yine bebek yeleklerinde, battaniyelerde, hırkalarda kullanabilirsiniz Kırlant yapabilirsiniz Çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model e, Çok da tatlı duruyor Gerçekten e, Cupcake yapacağız arkadaşlar bu sefer örgümüze Şimdi geçebiliriz Öncelikle ben tabanı için gri renk kullanacağım. Renk tercihi size kalmış arkadaşlar, ama bu renklerde çok tatlı olacağını düşünüyorum ben. Ee, öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Yapacağımız yerin büyüklüğüne göre ben size yapacağım e, ölçüleri vereceğim, siz ona göre kendiniz e, artırabilirsiniz arkadaşlar. 5 tane cupcake için 30 zincir çekmem gerekiyor. Evet 30 tane zincirim hazır arkadaşlar. Ben e, örnek amaçlı yaptığım için küçük bir parça yapacağım, size göstereceğim. Siz devam edebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Şimdi e, bu sırayı sık iğne dolduracağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz iki tane zinciri, sondaki iki tane zinciri boş bırakıyoruz. Üçüncü Zincire tığımı batırıp sık iğne yaparak birleştiriyorum. Hemen yanındaki sıraya zincirin Tepesine yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerin tepesine sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. 30 tane zincire 5 tane cupcake oluyor arkadaşlar. Bu sayıyı isterseniz not edebilirsiniz, isterseniz videomu kaydedip tekrar dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım ben. İkinci sırada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben ilk sıramı tamamladım. Bu sırada 28 tane sık iğne var. Şimdi ikinci sıra için geriye dönüyorum. Bir tane zincir pardon 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen ilk son yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Yine ikili trabzan. Bu sırayı da ikili trabzan yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. Sıra bittiğinde 28 tane ikili trabzan olacak. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. 28 tane ikili trabzan yaptım. Burada ipimi kopartıyorum, bir tane zincir çekerek. Şimdi cupkekimizin kekini yapacağız. Bunun için bu açık kahve tonuyla devam ediyorum bir tane zincir çekiyorum son yaptığım ikili trabzanın dibine batırıyorum şu iplerimi de şöyle topluyorum ki sökülme yapmasın diye burada 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 tığımı bir kere doluyorum Işık karanlık mıdır acaba? Sanırım böyle daha iyi oldu. İki tane ikili trabzanı atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı göze bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir göze iki tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Tekrar doluyorum. Yanındaki göze bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındaki göze ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı göze ikili trabzan yapıyorum. Bir tane iki, bir tane tek, bir tane iki olarak doldurduk arkadaşlar. Şimdi tekrar doluyorum. Arada iki tane ikili trabzanı boş bırakıyorum. Üçüncüye yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Onun yanına tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir tane 2 bir tane tek, bir tane iki olacak şekilde doldurduk arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar doluyorum. 2 tane boşluk bırakıyorum. 1 tane 2, 1 tane tek, 1 tane 2 olacak şekilde dolduruyorum. Bu verdiğim sayıda 28 tane ikili trabzanın tepesine toplamda 5 tane e, oluyor arkadaşlar bu sayıyla. Siz buradan bu sayıdan yola çıkarak pardon zincir yoktu doluyoruz. İki tane boşluk bırakıyorum. Yine bir iki bir tek bir iki olacak şekilde dolduruyorum. Yani bu sayıdan yola çıkarak kendinize istediğiniz büyüklükte örgüler örebilirsiniz. Battaniye örebilirsiniz. Yelek örebilirsiniz. Hırka örebilirsiniz. Yani çok amaçlı bir motif. Bebek yeleklerinde de çok hoş duracaktır eminim. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir model. Yine bir iki bir tek bir iki. Şimdi sıranın sonuna geldim. Sonu nasıl bitireceğim onu göstereceğim. Tekrar ipimi doluyorum. Arada iki tane boşluk kalıyor. Başlangıçtaki zincirimizin tepesine batırıyorum tığımı oradan ilmek çekiyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak ipimi burada kopartıyorum şimdi üçüncü sıraya geçiyorum Evet üçüncü sıraya başlarken pembe ipimi kullanacağım aradaki araya gelecek olan pembeyi bir tane zincir çektim son yaptığım ikili trabzanın tepesine batıyorum hem ipimi sabitlemiş oldum hem başlamış oldum sonrasında şu araya direkt aradan bir ilmek alıyoruz. Boşluktan geçiriyoruz arkadaşlar. Ardından yaptığımız ikili trabzanların tepesine birer tane olacak şekilde. Bu arada ipimi de yürütmek istiyorum. Arada. Bütün ikili trabzanların tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 5 tane sık iğne yaptım. 5 tane dolgumuz vardı. 2 trabzanımız vardı. Şimdi bu boşluğa geldiğimde yan tarafa atlamıyorum. Hemen aradan boşluktan geçiriyorum. Bakın. Bu şekilde boşluktan ilmek alıyorum. Sık iğnemi boşluğa yapıyorum. Sonra devam ediyorum. ikili trabzanların tepesine batmaya. İkili trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum. Bakın burada e, araya yaptığımız için ayrışmış oldu. Bu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Evet sıranın sonuna geldim arkadaşlar başlangıçta çektiğim zincir vardı onun önce arasına bir tane çekiyorum bir tane de zincirin arasından geçirip sık iğnemi yapıyorum ve burada koparıyorum Evet arkadaşlar şimdi beyaz kısmına geliyoruz İpimi hemen bir tane zincirle sabitliyorum son yaptığım Sık iğnenin tepesine batıyorum. Sabitledim buraya. 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. 5 tane zincir çektim. Bu aradaki sık iğneyi boş bırakıyorum. Hemen yanındakine bir tane yarım trabzan yapıyorum tığımda iki tane ilmek kalıyor bir kere daha doluyorum yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane daha yarım trabzan İpimde bir tane daha kalıyor toplam üç tane oldu yine doladım yine yarım trabzan yine doladım yine yarım trabzan yine doladım 5 tane olacak arkadaşlar 5. de yarım trabzan sonrasında hepsini topluyorum bu şekilde bütün yarım trabzanları topladım. kekimiz oluştu. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. Bu araya boşluğa yaptığımız sık iğne vardı. Onu boş bırakıyorum. Onun yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve yarım trabzan. Tekrar doluyorum. Yine yarım trabzan. Toplam 5 tane yarım trabzan yapıyoruz. 4 tane yapıyoruz. 5. de topluyoruz arkadaşlar. 5. geldim. Önce yarızanı çektim. Sonra hepsini çektim. Sabitledim. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. Tekrar doluyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Arada gördüğünüz sık iğneyi boş bırakıyorum. Yanına geçip hemen yarım trabzan tekrar dola yarım trabzan dola yarım trabzan dola yarım trabzan dola ve hepsini topluyorum 5. olduğunda bu şekilde arkadaşlar ben şimdi tamamını yapıyorum sıra bittiğinde görüşürüz sıranın sonuna geldim arkadaşlar nasıl bitireceğimi de göstermek istiyorum Yine 4 tane zincir çekiyorum. İlk başta yaptığım sık iğnenin tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak burada sonlandırıyorum. Şimdi en üst sıraya nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincirle sabitledim. Burada e, yaptım bitirdiğim zincir vardı onun tepesine bir tane batıyorum burada sabitliyorum 3 tane zincir çekiyorum ipimi bir kere doluyorum araya 3 e, tane sık iğne dolduruyorum Pardon 3 tane ikili trabzan dolduruyorum bu başlangıçta yaptığımız zincir de ikili trabzan yerine geçiyor. Sonrasında buradaki kupkekin tepesine batıyorum ve bir tane oraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Araya geliyorum. Araya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Kupkekin tepesine geldim. Bir tane tepesine battım tekrar araya 4 tane ikili pardon ikili evet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. 4 tane araya bir tane cupcake'in tepesine. Unutmayın bunu. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sıraya nasıl geçiyoruz? Onu da göstereceğim. Sonrasında kamera arkasında bitirip tamamını göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde ipimi sabitliyorum. Son yaptığım ikili trabzan tepesini 3 tane zincir çekiyorum. Sonra ipimi bir kere doluyorum. Arada 2 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Aynı göze bir tane daha yapıyorum. Yanındakine bir tane yapıyorum. Onun yanındakine iki tane yapıyorum aynı göze tekrar doluyorum arada iki tane boşluk bırakıyorum bu şekilde bir tane iki bir tane tek bir tane iki olacak şekilde devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar istediğiniz kadar büyütebilirsiniz ben bu sırayı da tamamladıktan sonra boncuklarını dike nasıl dikerim onu göstereceğim son olarak Görüşürüz Arkadaşlar o sırada Evet arkadaşlar ben iki sıra olacak şekilde e, tamamladım hazırladım size göstermek istiyorum şimdi cupcakelerin tepesine e, boncuk dikeceğim tıpkı çilek ya da vişne görüntüsü vermek için şuradan e, dikiş iğnemi geçiriyorum aradan cupcakein tepesinden çıkartıyorum buraya bir tane elimde benim e, gri renkli boncuk vardı siz Dilerseniz kırmızı ya da mavi renkte boncuk dikebilirsiniz kırmızı renkli Eminim çok hoş olacaktır boncuğu geçirdim sonra tekrar aynı yere yerden iğnemi geçiriyorum karşı tarafa yürütüyorum ikinci kupkekin tepesine geldim görüntüsü böyle oluyor da göstereyim. Sonrasında videoyu durduracağım. Bittiğinde tamamını göstereceğim. Bu şekilde geçirdim. Aynı göze batıyorum. İğnemi bir sonraki cupcake'in tepesine kadar yürütüyorum. Görüntüsü böyle arkadaşlar. Ben tamamını bitirip son olarak sizlere göstermek için geleceğim. Evet arkadaşlar bitmiş görüntüsü bu şekilde oluyor. Dilediğiniz gibi yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Boncukların rengini farklı renklerle yapabilirsiniz. Şu aradaki kısmı uzatabilirsiniz. Aralıklı yapabilirsiniz. 2 ya da 3 sıra boşluk bırakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.